Saat 6. Mesaiyi bitirdik çok şükür. Şimdi daha siteden yeni çıkıyorum gerçi ama olsun. Arabaya bindikten sonra artık bugün de bitmiş oluyor çok şükür. Ay. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Cidden böyle bir enerjim düşük. Dün MR'ımı çektirdim şükürler olsun. Saçım başım da dağılmış. Neyse artık. MR'ı çektirdim şükürler olsun dediğim gibi. Bakalım sonuçları artık göreceğiz. Aslında sonuçlar sisteme düşmüş. Yani sonuçlar derken görüntüler düşmüş nabıza. Bilemiyorum artık. Hani rapor yazılmadığı için net bir şey söyleyemiyorum ama az buçuk görüntülerden hani görebiliyorum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama neyse bakalım. İnşallah artık sonuçları bekleyeceğiz. Bir hafta dediler bu arada. Sanırım pazartesiye falan hallolmuş olur diye düşünüyorum. Ya dün başımıza gelen peki. Ben hastaneye tek gittim. Hakan dün işteydi. İşte bitirmeleri gereken bir iş vardı. Günlerdir onun için çabalıyorlar zaten. Dün de Hakan benim çıkışıma zor yetişebildi yani. Bayağı saatlerce iş yerinde uzun uzun çalıştılar yani. Bayağı uzun bir mesai yaptılar. Neyse ben ona dedim ki hani hiç gelme. Çünkü hani ben çıkıp eve geleceğim zaten. Neyse o da hani dayanamamış tabii. Ben tam MR'dan çıktım baktım Hakan orada. Evde Çınar'la Defne var. Buraya kadar her şey yolunda. Anahtarımızı da aldık. Orada da bir sıkıntı yok. Hakan dedi ki hatta gel dedi şurada oturup bir kahve içelim. Hani böyle tabii ki birazcık gerginlik falan da vardı üzerimde. Neyse oturduk Hakan'la birer kahve içtik. Sonra elimizin yolunu tuttuk. Bu arada saat oldu işte 12.30 falan. 12.30'u birazcık geçiyor. Eve geldik. Kapıyı anahtarımızla açtık. Bir de ne olsun? Defne üstteki bu kapıların üzerinde demir vardır ya. Böyle demir işte. Orayı kapatmış kilidi. Asma kilit gibi aslında. Defne orayı kapatmış. Hangi akla hizmet böyle bir şey yapmış? Defne'nin uykusu da benim gibi çok ağırdır. Dedik ki eyvah yani. Neyse tabii zile falan bastık. Telefonla arıyoruz ama asla duymuyorlar. Ne Çınar duyuyor ne Defne duyuyor. Bu arada saat oldu 1. Hakan dedi gidip annemde mi yatsak? Dedim çocukları nasıl bırakıp gidebiliriz? Sen dedim gidiyorsan git dedim ben burada beklerim kapının önünde. Dedi saçmalama olur mu öyle şey dedi yani. Dedi yapacak bir şey yok dedi yani illaki biri lavaboya kalkacak. O zamana kadar bekleyelim o zaman dedi. Dedim Hakan olmaz yani uyandıramıyoruz. Ne yaparsak yapalım uyandıramıyoruz. Tabii ki gecenin o sessizliğinde çok da fazla ses de çıkartamıyoruz ama kapıyı yarım açabildiğimiz için oradan sesleniyoruz. Ama ne mümkün ki duysunlar yani. Neyse arkadaşlar. Sonra dedim ki Hakan çilingir arayalım. Hani çilingir tabii ki anahtarsız kapıyı açıyor bir şekilde ama acaba o demire ne yapabilir? Neyse işte 24 saat hizmet veren bir çilingir bulduk. Söyledim dedim böyle böyle hani anahtarımız var ama üstten arkadan kapı kilitlenmiş üst tarafta. Hani o demiri nasıl kıracağız sorun orada. Dedi ki tamam siz merak etmeyin hallederiz dedi. Dedi 10 dakikaya geliyoruz. Neyse gerçekten işte hani saat 1.30'a doğru falan. Hani tabii bizim bu arada işte hani sesimizi duyurmaya çalışmamız, beklememiz, etmemiz falan saat oldu 1.30. Çilingir geldi. Dedi ki hani birazcık ses yapmam lazım. Çünkü hani o demiri başka türlü çıkartamayacağım dedi. Dedik hani yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Hani bu sonuçta her zaman olan bir şey değil yani. Hay Allah'ım ya. Neyse dedik hani her zaman olan bir şey değil. Artık yapacak bir şey yok. Dedik hani birkaç darbede indiririm merak etmeyin dedi. Neyse cidden 3 darbede o demiri kırmayı başardı. Yerinden çıkarttı yani. Ve kapımız açıldı çok şükür. İnanır mısınız onca sese bizimkilerden yine tık yok. Asla duymadılar o sesi de. Ne Çınar ne Defne. Ev yıkıldı. Diyorum ki yani ne ayıp. Vallahi garip geldi yani. Hani bam güm sesler geliyor bir taraftan.
Hani biz o kadar zile basıyoruz falan. Binadan bir kişi çıkıp demez mi? Kardeş ne oluyor? Hırlı mısınız, hırsız mısınız? Siz ne yapıyorsunuz burada? Demediler ya valla. Neyse nihayetinde saat artık 1:30 falan işte. Kapımızı açıp evimize girebildik çok şükür. Hemen uyuyamadım çok enteresan bir şekilde. Şu MR'daki sesler beni benden aldı. Hayatıma girdiğim en sesli MR'dı. Cidden böyle bir şey görmedim. Beni mahvetti ya. Yani o seslerin böyle güm 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 sesleri, uyuyamadım yani o derece. O kadar uykum olmasına rağmen neyse. Onu da atlattık dedik. Sonra işte sabah yine erken uyandık malum. Muhtemelen o yüzdendir diyorum. O kadar halsizim, o kadar böyle elim kolum kalkmıyor. Eve gidelim inşallah Çınar'ın çok fazla ödevi yoktur. Hemen böyle bir şeyler yiyip ilaç alıp yatarım diye düşünüyorum. Böyle kızlar işte. Bu arada yemeğim de yok. Böyle direkt alırım yatarım falan diyorum ama bakalım ayarlarız bir şeyler ya. Yani yapacak bir şey yok. Dışarıdan falan söyleriz herhalde diye düşünüyorum. Birazcık yeşil mercimek var dünden. Ve yani o çorba niyetine. Ondan sonra da bakalım artık bir eve geçelim. Sonra yine görüşürüz sizle de. Perşembe akşamı evime geldim. Çok şükür bugün de bitirdik. Canım annem benim. Canım oğlum benim. Merhaba. Ya seni yerim. Hoppa. Hadi yürümeye başlayalım. Anneciğim yürüyemem. Vallahi yürüyemem. Oo, yerim seni ben. Şu perdeyi kapatacağım da. O yüzden burada açtım. Evet. Size Çınar'ın defterini gösterelim mi? Hadi gösterelim. Hadi gösterelim. Hadi gösterelim. Böyle çizgilerle başladık biliyorsunuz. Sonra E'leri L'leri bitirdik. Sonra A'ları da bitirdik. A'ları da bitirdik. E, U, U, A. Sonra burada kıkları bitirdik. Burada kıkları bitirmişiz. Burada da şimdi. Burada da. Artık böyle. Ak, ke, ka, ekle ve leke yapacağız. Çıldıkları. Evet, burada bugün ödevimiz bu. Bir de şu kitaptan bunu biz ayrıca almıştık. Yani bir seri bu. Bu okuma dizisinden metinleri okuyup işte biz söyleyeceğiz, onlar yazacaklarmış. O tarz bir ödevimiz var. Evet anneciğim, işte bugün. Anne ne yapıyorsun, bir kapatıyorsun bir açıyorsun. Arka taraftaydı ya kamera. Öne aldım. Anne, onun için kapattım. Anneciğim. Neyse bugün ödevimiz fazla yokmuş. Fotokopi falan yok. Kitaptan da bir şey yok galiba. Anne galiba kitapçığında da var. Öyle mi? Galiba işte. Ama yok, öğretmenin bir şey dememiş onunla ilgili. Sadece defterini ve oradaki hikaye kitabındaki birkaç konuyu biz söyleyecekmişiz. Siz yazacakmışsınız. Çınar öyle daha çabuk yapıyor. Yani bizim için o daha rahat oluyor. Bu harflerden boş birazcık bu da bir Fatih zor geçti yoktu bizim için yani. İlk zamanlarımız. Hani çok şükür öyle sandığım kadar üf ben bunları biliyorum, niye yapıyorum gibi bir durumla karşılaşmadım ama onları böyle çok yapmak istemedim açıkçası. Böyle daha çok bu tarz şeyleri daha çok sevdi yani. Neyse. Ay. Ama şu an çok iyi. Ekmeği unuttum ya. Ekmek o kadar sıcaktı ki poşetten çıkartmayı unuttum ama. Sıcaktı. Şöyle koyayım bir sizde. İster misin sıcak ekmeğin arasına sana kaşar koyayım? İstemez misin? Hakan yine birazcık geç gelecek. Defne dershanede. Şunlarla ben varım. Annem doğum günüme 4 gün kaldı. Evet. Yemek yapmayı planlıyorum ama. Anne. Efendim? Doğum günümü anaokulda kutlasak mı? Anaokulunda mı? Hı? Evet. Sen bunun okuluna gitmiyorsun ki. Anne orada doğum günümü kutlamak istiyorum.
Sadece o. Sadece o. Ama senin bugün okulun var. Aha, ben okulda Esat'ı görmek istiyorum. Biraz yürüyelim. Esat'ı mı özledin? Ama Esat da okula gidiyor artık. O da orada değil ki. Ha, ilkokula mı gidiyor? Hı hı. Hangi ilkokuldadır acaba? Çünkü sen onun annesi değilsin. Okulunu bilmezsin. Yani ama çok istersen bir gün konuşuruz annesiyle. Anne, bu neden ilaç değil? Bu vitamin yani, annelere ve babalara göre. Dünden itibaren bunu almaya başladım. Ben böyle biraz grip gibiydim. Bacıyım anneciğim. Anne, bana bir tane cips verir misin? Şaka. Şakayı da uzundan söyledin. Ya sen çok tatlısın ama. Çok tatlısın. Saçların çok uzamış yine senin. Sonra yarın Engin'den kestirirsen gelince. Yarın. He, aslında yarın olsa olur. Doğru. Olur. Hafta sonu zor oluyor çünkü. Ya kıyamam. Özlüyor. Özlüyor ya. Vallahi. Böyle yapışık geziyoruz ben geldikten sonra. Ben de çok özlüyorum oğlumu çünkü. Oh, yerim seni. Aşk gittim. Neyse ya, ben şimdi patlıcan çıkarttım. Böyle bir patlıcan yemeği yapayım diyorum. Bunlar tam şey gitmiş aslında ya. Deve cüce ara. Oyna. Ankaralı gibi oyna. Ya seni yerim çocuk. Ay dur, tamam. Anne, seninle uçmak çok güzel oluyor. Nasıl, göstereyim mi? Ama. Ya böyle. Allah, keşke benim için de aynı şey olsaydı. Böyle uçmak işte. Evet. Ben ama sen artık gidiyorsun. Hemen ayağımı böyle kaldırıyorum. O zaman uçmuş gibi hissediyorum kendimi. Kendini hissediyorsun. Evet. Yerim ben seni. Ama artık çok büyüdüğün için ben biraz zorlanıyorum sen uçarken. Ben 32 kiloyum. Hey maşallah. Ben 31.8'deydim. 32.3'e geldim. Hadi be. Aferin. Ara 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 dolu kalbim yara, paşa sara. Yerim seni çocuk. Anne, bu yırtılmış gibi gözüküyor yine. Yok annem, böyle. Çok güzel bir modelmiş. Ya seni yerim çocuk. Sen gerçekten yerim. Anne, sen 70 kilo olduğun için beni taşıyabiliyorsun. 70 kilo muyum? Şaka ya, 60. Kilonu unuttum da. Ya seni yerim çocuk. Çünkü sen benim aramda 38 kilo varsın aramda. Evet annem. Ama o zaman da yine olmuyor. 38 kilo varsam senin aranda, sen 32 kiloysan ben 70 kilo olmuş oluyorum. Aramızda 28 kilo var. Ha, anladım anne. Evet. Anne. Efendim. Sadece bu dolapta. Şu an var ya. Meyve suyunun süt var. Gitmiş mi meyve suyun? Evet. Tamam, sipariş verin. İki kutu. Tamam, ben sen hiç yemek yapasım gelmedi. Anne, bugün o zaman meyve suyu vermezsin. Meyve suyunu? Vermezsin. Mesela meyve koymazsın. Koyarım aşkım. Marketten sipariş veririz şimdi. Koymaz olur muyum? Vallahi nasıl yiyeceğim yemeklerini? Bitirdin mi bugünkü beslenmeni? Anneciğim, valla beyin çok ağrıdı ama. Valla bitiremedim anne ya. Anne. Valla şu an yemek yapmama karar verdim. Anne, yemeği hazırlamadan önce şunu serelim. Tamam. Üşendim. Yoksa masa kirleniyor. Evde kimse yok ya. Temizlemeye zorlaşıyorsun. Evet anne. Zorlaşıyorsun. Bu seni yerim ben. Anne. Efendim anne. Şöyle yapınca çek. Model çok güzel oldu anne ya. Çok güzel bir model olmuş. Öyle mi aşkım ya? Evet. Ama üstüme atlama olursun. Ayaklarını kesme yani, tabureden çok yoruldum çünkü. Yemek yapmaktan vazgeçtim ya. Oğlumla papay söyledik.
ne kadar güzel o bana ya. Evet, Çınar çok seviyor papayası. Ben de çok seviyorum. Öyle babam gelene kadar beklerim de babam da yesin. Ya bu çocuk benim. Ya seni yerim aşkım benim bir tanem. Baban isterse kendine de söyler. Merak etme, tamam mı? Tamam. Böyle biz şimdi oğlumla yiyoruz. Bize afiyet olsun. Şimdi herkes uyudu. Herkes derken aslında galiba bir tek Çınar uyudu. Benim için herkes demek. Kendime bir çay yapacağım. Bisküvi çayı. Ondan sonra da ben de uyuyacağım. Ne kadar dışarıda gürültü var ya. Sanarsınız ki sanki gündüz yani. Bu saatte de bu kadar gürültü yapılmaz ki. Şimdi bitki çayımı French press'imde demlenirken ben ne yapacağım? O sırada bir de kendime küçük bir kahve yaparım. Ben kahvemi içene kadar çayım demlenir. Sonra onu içerim. Ve ondan sonra da ben de yatarım. Şöyle küçük bir fincan yapacağım gerçekten. Sizi kandırmadım ama şişelik bitmiş. Birer tane yediğimiz kalmış. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Ama hani bunu daha yeni açacağım. 5-6 ayda bir çay alıyoruzdur. Çünkü çayı o kadar az tüketiyoruz ki. Sadece keyfime eşlik etsin diye içiyorum şu anda kahve. Bir de çayımın demlenmesini bekleyeceğim. Onun için boş beklemeyi hiç sevmem. İçeriden mi geliyor? Neyse. Şimdi kahvemi içeyim. Sonra çayımı içeyim. Ondan sonra da yatayım. Şimdi bitki çayı ne diye soracak olursanız da böyle şifa çayı gibi bir şey diyelim. Öyle bir şey işte. En azından 2-3 günde bir içmeye çalışıyorum. Neyse. Bir yerlerde yine görüşeceğiz. Haftanın son gününe girmiş olmanın mutluluğuyla ofise geçiyorum. Bugün cuma, inanılmaz yoğun olduğumuz bir gün ama olsun. Sonuçta cuma. O yüzden böyle enerjim çok şükür yerinde. Hava da yine bayağı serin. 16 derece bu günde. Hava durumunu mutlaka söylemem lazım. Merak ediyorsunuzdur sonuçta. Öyle yani bugün günlerden cuma. Gece itibariyle ve Allah'a şükürler olsun. Bu haftayı da bitireceğiz inşallah. Sabah Çınar'ı servise indirdim. Defne biraz geç kalmıştı bugün. Onu okula ben bıraktım. Normalde 8 Defne'nin mesai. Okul başlangıç saati. O yüzden ben bırakamıyorum onu. Çünkü 8'de Çınar'ın servisi geliyor. Defne'nin dersi 8'de başlıyor. Evde de kimse olmadığı için mecburen bırakamıyorum yani. Zaten Defne'nin böyle bir talebi yok. Servisi kesinlikle istemiyor. Geçen sene zorla işte bir şekilde yazdırmıştım. Bakalım bu sene kışa doğru bu havalar çok karanlık oluyor çünkü onun gittiği saatlerde. Yine o şekilde anlaşma yaptım. Tamam, şu anda yazdırmayacağım ama o çok karanlıklarda duruma göre yine konuşacağız dedim. Tamam dedi ama bakalım. Onlara da anlatmak zor. Artık kendi doğrularıyla bir şekilde üzerine laf söylettirmemeye çalışıyorlar ama neyse.
kimseye çok şükür. Ben evlatlarımdan memnunum. Allah da onlardan memnun olsun inşallah. Neyse bakalım. Bugüne de bir günaydın diyelim dedik. Bu arada ya hepinize çok teşekkür ediyorum. DM'den, videoların altından. Ya böyle soruyorsunuz ya, o kadar hoşuma gidiyor, o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. Ama maalesef hala MR sonucu belli değil. Yani pazartesi, salı anca belli olur diye düşünüyorum. Görüntüler çıkmış elbette ama rapor olmadan doktor yorumlamıyor. O yüzden raporun çıkmasını bekliyorum, yani MR'ın raporunun. Bakalım inşallah hayırlı sonuçlar gelir. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin kalbinin güzelliği gibi versin hayatında istediği her şeyi. Çınar'a hazırladığım tabağa bakın. Çok güzel oldu Çınar. Çok beğendin değil mi? Bir de kalpli pilav. Evet, kalpli pinar. Pinar ne ya? Kalpli pilav. Yanında da kalbin yarısına patlıcan, yarısına da yoğurt koyduk. Hadi bakalım, afiyet olsun annem. Defne'yi bekliyorum ben de. Böyle patlıcan yemeği yaptım. Dün yani yapacaktım ya, yapmadım. Anne bir çekil. Burada da. Anne bir çekilsene. Çok güzel bir bulgur pilavımız var. Merhaba. Ya, ya sen niye sneaking çıkardın ya? Bakar mısınız? Atmış buraya. Kızım da geldi. Yerim senin kıvırcık saçlarını. Oğlum, ne yapayım, ben özledin mi? Hayır. Ama ben sana bunu almıştım, ben yiyeyim o zaman. Şimdi özledin mi? Evet. Önce yemeği niye sonra ablacığım? Evet, aferin. Ya burada dursun. Tamam. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ben kızımı bekledim, yemek yemedim. Kalbim. Canımın içi. Ve güzel haberi Defne'yle beraber vermek istedim. Arkadaşlar sonucum çıktı. Şükürler olsun. Yok yani atak yok. Neymiş? Yani bir şey yok. Atak yok. İşte yalancı atak falan hani oluyor ya bu tarz şeyler. Şükür yani atak olmaması demek güzel bir şey demek. Yani benim rapordan anladığım o. Anladığımı da düşünüyorum. Tabii ki doktoruma gönderdim. Ondan daha cevap gelmedi ama yani sonuç olarak bir tutulum falan yok. Şükürler olsun. Böyle işte. Bunu da haber vereyim dedim. Biz şimdi kızımla yemeğimizi yiyelim. Hakan yedi. Yani o çok acıkmış. Tost falan yaptı kendine. Yemeğin pişmesini bile bekleyemedi. Böyle işte. Neyse bakalım. Bize afiyet olsun ve artık videomu burada kapatayım. Bu videomu da hemen yükleyeyim. Çünkü cidden çok merak ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi şükürler olsun. Aslında pazartesi salı anca çıkar diye düşünüyordum ama yine sağ olsun halam gitti konuşmuş falan böyle. Bugün beni aradı. Ben sabah baktım sonuçlarda hiç tabii ki rapor gözükmüyor. Sonra o beni aradı sonuçlarını gördün mü diye. Dedim ay çıkmış mı? Öyle sevindim yani, şükürler olsun. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın diyelim. Amin. O zaman bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine güzel haberlerle önce yemeğini bitir ablacığım. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.